Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi gobeller, ikizkenar üçgene başlıyoruz arkadaşlarım. Çok konuşmaya gerek yok. Önemli bir konudur. İyi dinleyin, iyi öğrenin, güzel notlar alın. Hadi bira bismillah diyelim. Başlayalım ikizkenar üçgenimize, bakalım neymiş. Şimdi şöyle. Hemen birinci kuralımız, tanım yapmışız burada arkadaşlarım. İkizkenar üçgen eşit iki kenarı olan, görüyorsunuz iki kenarı birbirine eşit olan üçgendir. Eşit olmayan kenarına taban denir demişiz. İşte görüyorsunuz bu kenar bizim tabanımız olacak. Hangi kenar eşit değilse, yani ikiz kenar üçgeni şöyle çizdi varsayalım. Şunların ikisi eşit. O halde taban dediğin kenar burası olacak. İkiz kenar üçgenin en önemli kenarı taban kenarıdır zaten dostlarım. Bütün özellikleri taban üstünde gerçekleşir. Hatta ilk baba özelliği de tabanındaki açılar birbirine eşit ölçüdedir deriz. Evet, ikizkenar üçgenin tanımı bu şekildeymiş. Geldik kural 1'e. Kayı kuralı. Daha önce de bahsettiğimiz bir kuraldır. Geometrinin birinci farzıdır. İkizkenarı görünce tabana diklik indir önce demiştik. Kayı kuralı, bir doğru ikizkenar üçgenin tabanına indirdiğin bir doğru hem kenarortay hem açıortay hem yükseklik üçü oluyorsa biz bu üçgene ikizkenar üçgen demiştik. Kayı kuralının açılımı buydu. Şimdi bununla ilgili örnekler yapalım dostlarım. Birinci örneğimiz diyor ki ABX kaçtır diye soruyor. Bakın ben ikizkenarı görünce tabana diklik indireceğim. Önce hemen şu dikliğimi indirdim kardeşlerim. Ve kayı kuralı yapıyorum. Tabanı mecbur 2'ye böldürüyorum. 1, 1 diye 2'ye böldü tabanı. Açıortay da oluyor ama bu soruda açıortay olması çok da umurumda değil açıkçası. Çünkü öklit bağıntısı yapıp soruyu bitireceğim. Bakın diklikten diklik indi. Yan kenarın öklitini yapalım hemen. X kare eşittir diyelim. Hipotenüsün kendine yakın olan parçası 4 çarpı hipotenüsün tamamıydı arkadaşlarım, yani 5. 4 çarpı 5'ten 20. X eşittir 2 kök 5. Paketledik gitti. Geldik ikinci soruya. Bakalım bu ne diyor. Biraz kalemi kalınlaştırayım. Bir de kırmızı alayım hatta. İkiz kenar bir üçgen görüyorum. Bakın yine şunların ikisi ikiz kenarlar. Hemen hiç düşünmeden tabana diklik indir önce demiştik. İndirdik. Bakın bu dikliği indirince zaten şurada 45-45. Elhamdülillah, siz de görün arkadaşlarım. 45-45 90 üçgeni çıktı ki 90'ın karşısı 9 kök 2 ise 45'lerin karşısı 9-9 olacak. Ve bakın burada bir de ne çıktı? Yükseklik aynı zamanda kenar ortay olacaktı. Şurayı da tabanı da 2'ye bölecek. 12 ise bu taraf. Bu taraf da 12 oldu. 9-12'den 15'i paketledim ikiz kenarlara. Şimdi çevreyi soruyor. 15, 15 daha 30. Bir de şu altta 24'ümüz var. 24 daha Edirne'yi paketledim dostlarım. Üçüncü örneğimiz. Evet bakın şurada kayı kuralını yakalayın. DH doğrusuna bakın. DH dediğimiz doğru yüksekliktir desem kesinlikle doğru söylemiş olurum. Çünkü bir yere dikinmiş. DH dediğim doğru kenar ortaydır desem bu da kesinlikle doğru. Çünkü indiği kenarı ikiye bölmüş. Yani hem kenar ortay hem yükseklik. O halde açı ortay da olacak. İkiz kenar üçgen de olacak dedim. Şurayı birleştirdiğimde arkadaşlarım bu adam açıortaydır ve bu üçgen ikizkenardır deyip 6 6 yazdım. Şimdi diyor ki bakın B açısı A ile 90'ın toplamı, yani şuna ben bir ne harf vereyim, küçük A diyeyim. Şimdi ikizkenardan burada A oldu. B'nin tamamı şurası 90 artı A'ymış. O halde A açısı buradaysa buraya da 90 derece kaldı diyelim. Şurada da Pisagor patlatıyorum. Biri 6 biri 12, bakın bizim Emrah hocamın hatırı için ezberlediğiniz üçgen arkadaşlarım. Neydi? Biri diğerinin iki katıysa küçük olanın kök 5 katı deyip 6 kök 5'i paketledim. Dördüncü sorudayız dostlarım. Bakalım bu ne diyor? CAE açısı. CAE şuradaki açı BAE'nin iki katıymış. Şuna A dediğimde bunun iki katıymış burası. 2A açısıymış dostlarım. Buna göre diyor BE eşittir. Şurası eşitmiş birbirlerine. Tamam, bunu gördük. Başka EF X kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bakalım neler yapacağız arkadaşlarım. Şimdi öncelikle şu yükseklik olarak gelmiş
açıortayda yapsam mı bunu diye düşündüm. Yani şuradan A'yı da 2 eşit 2 A'yı da şöyle 2 eşit parçaya bölsek A, A diye. Hani burası aynı zamanda kenarortay da olur açıortay olduğu için. İkizkenarda bir üçgen çıkar ama çok bir işime yarar mı diye düşündüm. Yok, buradan bir şey yemedi arkadaşlarım. Çok böyle bir şey olmadı bu soruda baktığımda. O yüzden bunu sileceğim. Şimdi 2A yine burası dursun da şöyle yapalım. Şurayı bir temizleyelim. Şurası yine 2A. Şimdi 2A bu tarafta varsa şurayı biz şöyle A diye uzatalım. Bakalım buradan bir şey gelecek mi? Şurası A açısı kadar arttırırsak burayı. Bakın buradan şu inen diklik hem açıortay oldu 2A 2A hem de şurayı da iki eşit parçaya bölmüş oldu. Bu 12 ise bu da 12 geldi diyebilirim dostlarım. Şimdi daha güzel bir şey oldu. Bakın bu F orta nokta oldu. E de orta nokta oldu. Yani ben şurayı birleştirdiğimde şu kısmı görüyorsunuz ki x, burası da 2x oldu diyebiliriz artık dedim. Bakalım başka neler yapabiliriz. Şimdi şu açıyla da bu açımız eşit geldi. Hani birazcık zorluyorum şu anda arkadaşlarım. Bir şey göremediğim için bir şey çıkartabilir miyim diye kendi kendime zorluyorum şu anda soruyu. Bu buna paralel olmuştu dostlarım. Şu paralellikten faydalanalım. Şöyle bir Z harfi yapalım burada da. Şurası da A geldi bakın ve soruyu da çıkarttım. Şu Z harfi dostlarım, onu maviyle göstereyim. Hani şimdi bu adam, biz paralel dedik ya, orta taban olduğu için buna mecbur paralel. Paralel olduğundan dolayı da şurada bir Z harfi çıktı karşıma. Z'den dolayı burası A ise buraya da A yazdım. Ve bakın bu A ile bu A ikizkenar yaptı dostlarım burada. Demek ki 2x 12'ymiş. X de 6 çıktı. Güzel ve zor bir soruymuş. Gömdük, geçtik, gittik buna. 5 numaralı sorudayız. 4'ü 9'u gördüm dostlarım ve AB ile AC eşit. Şimdi AB ile AC birbirine eşitse bu bir ikizkenar üçgen. İndirdiğin yükseklik açıortay olacak, kenarortay olacak şu haş noktası. Bu tarafı 9 böldüyse burayı da 9 bölmek zorunda. Şimdi DE ile de DC de birbirine eşitmiş. O halde bu yükseklik de kenarortay olacak kardeşim. Şu tarafı 9 ile 5'in toplamı 14 böldüyse bu tarafı da 14 bölecek. X'e 10 kaldı dedik. Var mı başka sorumuz? Var. ABC ikizkenar üçgen. AB ile AC eşit. O zaman hemen tabana bir diklik indirelim. Kayı kuralı yapalım. Şuraya dikliğimizi indirdik ve dedik ki kardeşlerim, bu diklik kenarı bir de ikiye bölecek. Şuraya K noktası dersem KC ile KB eşit olacak birbirine. Bir de şunu görelim. Bakın şu yükseklikte bu buna paralel oldu, ikisi de dik olduğu için. Şurada ikiye böldüyse orta taban yaptı. Burayı da ikiye bölecek. Buraya da x diyebilirim. Tabi burası da x 2x yaptı. KC 2x ise BK da 2x olacak. Bakın BH'ı 12 vermiş. Yani 3x'i 12 vermiş. Edirne'yi paketledik değil mi çoktan? X eşittir 4 geldi. Evet, AB'ye bakın kardeşlerim, kayı kuralı göreceksiniz. AB yola açıortay olarak çıkmış ama bir yerde dikleşmiş. Hem açıortay hem dik olmuş. O halde ben bunu üçgene tamamlarsam kayı kuralı vardır derim. Şöyle üçgene tamamladım. Kenarortay da olsun dedim ve ikizkenar üçgen moduna da getirdim bunu. Demek ki burası da 12, buraya da 6 kaldı. Bakın şimdi bir de bir bomba daha var burada. Muhteşem üçlümüz var kardeşim. Şurası 90 derece zaten. Bu adam kenarortay olmuş. X hipotenüsü 2'ye bölmüş. O halde muhteşem üçlüden kendi de 6 olacak dedim. Evet, bir örneğimiz daha varmış. Bakın burada 15 15 bölmüş. Yukarıdaki şekilde A noktasının OK'ya göre simetriği B. Şimdi simetride neydi? Oraya olan diklik indiriyorsun. Bu diklik kadar. Doğrudan sonra bir diklikte ben gidiyorum. İşte simetrisi burası. OL'ye göre simetriyi. Bakın OL'ye bir diklik indiriyorsun. Bu diklik kadar da sen gittiğinde diğer simetrisini görüyormuşuz. Şimdi şurayı birleştirdiğimde OC'yi, bakın şuradaki OA ile, ki OA'yı soruyor bize, X demiş. OC birbirine eşittir dostlarım. Neden hocam? Çünkü OL'ye bak, hem yükseklik hem kenarortay. O halde açıortay da olacak. 15 olacak burası. Ve kayı kuralından dolayı x x oldu bu keratalar. Şunlar eşit geldi.
Şimdi bir de buradan OB'yi birleştirelim. Bakın yine diyeceksin ki OK hem yükseklik hem kenarortay, o halde kayı kuralından açıortay da olacak 15. Burası da ikizkenar olacak, x olacak dedi. Şimdi BC'yi 12 vermişti bize. Şurası 12 santim ve bakın 15, 15 daha 30, 15, 15 daha 30. Şurası toplam 60 santimlik bir açı yaptı, 60 derecelik bir açı. Demek ki bu üçgen eşkenar üçgenmiş. X, x 60 ise benim BC dediğim uzunlukta x olur. Yani BC 12 idi, x 12 oldu. Evet. Bir tane daha soru yazmışız. Hemen bakalım. Bakın şurada açıortay yola çıkmış, dikleşmiş. Hemen ne yapıyorum? Hem açıortay hem dik olduğu için üçgene tamamlayıp kayı kuralı yapacağım arkadaşlarım. Şuraya da bir harf uyduralım. K. Şimdi burası demek ki buraya eşit geldi. Bu da kenarortay oldu. Bakın şu HD orta taban çıktı ister istemez arkadaşlarım. HD orta taban. Hem burayı ikiye böldü hem burayı ikiye böldü. HD 12 ise demek ki alt tabanım 24. AB'yi de 10 vermiş. E bu 10 ise bu da 10 oldu ki X'e ne kaldı? 14 kaldı. Edirne'den paketledim. Evet, geldik bir diğer kuralımıza. Diyor ki ikizkenar üçgen eşit açılardan çizilen yükseklikler eşittir. Şimdi ikizkenar üçgenimin şu iki açısı eşitti arkadaşlarım. Bunlar bizim eşit açılarımız. Buradan çizdiğin CD yüksekliği BE yüksekliğine eşittir. Yani B köşesinden çizdiğin yükseklik C köşesinden çizdiğin yüksekliğe eşitmiş. Hatta bitmedi kural burada. Diyor ki bak bu yüksekliklerin ikiz kenar üstünde ayırdığı parçalar da eşittir. Yani DB ile EC de eşittir diyor. Yine bitmedi. İkiz kenarsa bunlar, kalan şu iki AD ile AE de eşittir diyor. Şu üçgenle bu üçgen eş olur. DF ile şöyle gösterelim. FE birbirine eşit olacakmış. Sonra kalan parçalar şu kısımla şu kısım birbirine eşit oluyormuş diyor. Ve dostlarım bunu şunun için de söyleyelim. Diyor ki ikizkenar sadece diyor eşit açıdan çizilen yükseklikler için geçerli değildir bu kural diyor. Ha, biz en çok yüksekliği göreceğiz ama bak C'den çizdiğin ve B'den çizdiğin açıortaylar da eşittir. Ve aynı şekilde şu kurallar da geçerli. Ve yine kenarortaylar da eşittir diyor dostlarım. Eğer bu B'den bir kenarortay, C'den de bir kenarortay çizseydin bunlar da diyor şu birbirine eşittir ve şu özellikleri sağlayacaktı diyor kural. Evet, biz daha çok yükseklik kısmıyla muhatap olacağız. Bakalım şimdi nasıl sorularımız var. Diyor ki AB AC'ye eşit. AB ile AC eşitse bakın B açısıyla C açısı birbirine eşittir. B'den bir yükseklik çizmiş BH. O halde diyorum ki ben de C'den bir yükseklik çizersem CK diyeyim buna. CK ile BH birbirine eşittir diyorum. Ve aynı zamanda bu burada HC'lik 3 santim ayırdıysa bu da 3 santim ayıracak. Ve bakınız şu üçgen 45-45-90 üçgeni çıktı. Burası 7 ise yükseklik de 7, hipotenüs de kök 2 katı, 7 kök 2'yi paketledim dostlarım. Evet, neredeyse aynı soru arkadaşlar. Yine ABC ikizkenar üçgen ve B açısıyla C açısının eşit olduğunu söylemiş soru. AB ile AC eşit kenarlarmış. O halde ben B'den de bir yükseklik çizersem bu yükseklik de x olacak ve burada ayırdığı parça da 4 olacak dedim. Şurası bak ne geldi? 12. Demek ki 9, 12, 15 üçgeniymiş bu. X dediğim şey 9 olacak. Yapıştır gelsin. Evet, hemen buna bakıyoruz. Diyor ki AC ile EC eşittir. AC ile EC şu ikisi birbirine eşitse benim eşit açılarım bunlar dostlarım. Bak eşit açıdan çizilen bir yükseklik gördün. Hemen aklına bu kural gelecek. Diğer yüksekliği de ben çiziyorum diyeceksin. Bu yükseklikte 6 santimdir ve şurada ayırdığı parçayla bu parça eşit olacağından burası da 2'dir. Şimdi üçgenime bak. 6, 8, 10 olduğunu gör. X'e de 10'u yapıştır dostlarım. Evet. Hadi bakalım. AB ile AC eşit. O halde bu açıyla bu açı birbirine eşit dostlarım. Ve yine az önce söylediğim gibi söylüyorum. Eşit açıdan çizilen bir yükseklik gördüysem aklıma bu kural gelecek.
Buradan da bir yükseklik ben çizdim ve dedim ki bu yükseklikte 4. Bakın şimdi bu dik üçgeni 45, 45, 90 dik üçgeni. O halde bu dik kenarda 4. Hipotenüs de ne olacak? Kök 2 katı olacak. 4, kök 2. Geldik bir diğer kurala. Tabanın üstündeki bir noktadan eşit kenarlara çizilen dikliklerin toplamı eşit açıdan çizilen yüksekliğe eşittir diyor dostlarım. Şimdi onu bakın burada bir daha söyleyelim. Şimdi ikiz kenar üçgen burası. Şunlar ikiz. Taban BC. Tabanın üstündeki bir nokta denizli noktası. İkiz kenarlara uzaklıkları şu DE ile DF. İkiz kenarlara uzaklıkları da diyebilirsin. İkiz kenarlara çizilen diklikler de diyebilirsin. İşte bu A ile B'nin toplamı diyor ki şuna eşittir. Eşit açıdan çizilen yüksekliklerden birine eşittir diyor arkadaşlarım. Yani ya B'den çizdiğin yükseklik ya da C'den çizdiğin yüksekliğe eşit olacak diyor kural. Evet. Devam ediyoruz şimdi dostlar. Bakalım. Burada da yazmışız zaten özelliği. Hemen geldik. Örnek var mı bununla ilgili? Var. Bakınız tabanımız BC. F noktası tabanın üstünde ve buraya çizdiğim 8 ile şuraya çizdiğim 2 santim olmalı ki toplamları B'den çizdiğim yüksekliğe eşit olsun. EF 2 çıktı. Yine aynı muhabbet arkadaşlarım. İkiz kenar bir üçgenmiş bu. AB ile BC eşitmiş. O halde şu kenar taban dediğiniz kenardır. Ve tabanın üstündeki bir noktadan ikiz kenarlara çizilen dikliklerin toplamı neye eşitti? Yani 3 ile 2'nin toplamı 5. Ya A'dan ya da C'den çizdiğim dikliğe eşit. Aha A'dan çizdiğim diklik 5'miş. Bak 45'in karşısı 5 ise 90'ın karşısı 5 kök 2. O zaman BC de 5 kök 2. Tabi AB'yi soruyormuş 5 kök 2. Evet geldik buna. ABC bir ikiz kenar üçgen. Dikkat edin bu sefer ikiz kenarlarım AB ile AC'ymiş arkadaşlarım. Öyle söylemiş soru. İkisi de 9'ar santimmiş. Bunlar eşitmiş. Şimdi diyeceksin ki ikiz kenar üçgenin tabanı BC. Bak tabandan bir diklik buna, bir diklik de buna. 2 kök 5 ile kök 5'in toplamı 3 kök 5. Yani ya B'den çizdiğim yükseklik ya da C'den çizdiğim yüksekliğin uzunluğu 3 kök 5. E bu amca zaten C'den bir yükseklik çizmiş arkadaşlarım. Görün bunu. Bakın bu 3 kök 5 C'den çizilen yükseklik geniş açılı olduğu için üçgenin dışarıdan çizilmiş. İçeriden çizemezsin zaten bu yüksekliği. Mecbur dışarıdan çizeceksin. İşte yüksekliğinde 3 kök 5. Hipotenüsün 9, dik kenarın x. Hadi paketleyelim. X kare artı 3 kök 5'in karesi 45 eşittir 9'un karesi 81. Hemen 45 çıkarttım. 11'den 5 çıktı 6. 7'den 4 çıktı 36. X eşittir 6. Geldi kardeşlerim. Evet geldik dördüncü sorumuz. Bakın çok benzeri yine geniş açılı bir üçgen görüyorsunuz. Şurası geniş açı. Şunlar eşit açılarımız. Ve tabandan çizilen iki dikliği gördünüz. Toplamları 9 yaptı. Ve bu 9 senin C'den çizdiğin şu yüksekliğe eşit 9'dur. Ve bakın AB ile AC'yi yani şu kenarı bize 15 vermiş. 15'miş burası. 9, 12, 15'i gördünüz. X'in de 12 olduğunu paketledik. Beşinci sorumuz. Bakın şurada 90, 90 daha 180. Şu dörtgenin iç açıları toplamı 360 ya. 150'si buradaysa tepeye ne kaldı? 30 derece kaldı. Yine bakın tabanın buraya olan uzaklığıyla buraya olan uzaklığı. Biri 3, biri 1'miş arkadaşlarım. Bunların toplamı eşit açıdan çizilen yani B'den çizdiğim şu yüksekliğe eşitti. O zaman burası 4 oldu. Bakınız 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 2 katı 8 olacak. AB'yi soruyormuş. 8'i paketledim. Evet, bir diğer kuralımız. Şimdi az önceki kuralın yine taban üstünde alınan bir nokta. Fakat bu sefer tabanın içinde değil de tabanın uzantısındaki bir noktadan. Çok önemli bir kural değil bu arada arkadaşlarım. İki eşit kenara da diklik çiziyorsunuz. Bakın biri DE, diğeri de DF dikliği. Bunlar AC'ye çizmiş DF'yi. DE de AB'ye çizilmiş. Bu sefer diyor farkları
yine eşit açıdan çizilen yüksekliğe eşittir. Bu sefer de farklarıymış arkadaşlar. Örnek yazmışız bir tane. AB ile AC eşit, demek ki şunla şu eşit açı. DE 8'miş. Bak 8'den 2'yi çıkarttım. 6. Demek ki benim şuradan çizdiğim diklik eşit açıdan çizdiğim 6. Peki kardeşim, şimdi şu dik üçgende biri 6, diğeri 2 olacak ki küçüğünün kökon katı olsun, değil mi? Pisagor'dan kurtardım buradaki dik üçgenden kendimi. Biri diğerinin 3 katıysa küçüğünün kökon katı demiştik ilk videolarımızda. Bize neyi soruyor? AC'yi. Şimdi şuraya x diyelim. Burası 2. Toplam x artı 2 oldu benim bu kenarım. O halde AC'de x artı 2 gelecek. Hemen şuradan kırmızıyı alıyorum. Şu dik üçgende dostlarım bir 6, bir x, bir de x artı 2 var. Yani 6, 8, 10 olabilir mi diye düşündüm. X'e 8 desem 10 oluyor mu? Oluyor. Demek ki x 8, AC'de 10, paketledik gitti. Bir diğer kuralımız dostlarım. İkiz kenar üçgenin yine tabanından, şöyle tabanının üstünden ikiz kenarlara bu sefer paralel çiziyorum. Bak AC ikiz kenarına paralel DE. AB ikiz kenarına paralel de DF. İşte diyor bu iki paralelin toplamı bir ikiz kenara eşit diyor kardeşlerim. Bak burada bir bilgi de ben söyleyeyim size dostlar. Şöyle yeşili alalım. Dostum şu üçgenle şu üçgen her zaman ikiz kenardır. Şey ikiz kenardır bu üçgen. Şuna A, buna da A diyelim. Hatta bu kenara X, bu kenara da X demiş olalım. Yine bu üçgen de ikiz kenardır her zaman. Şuna Y, şuna da Y diyelim. Buraya B açısı, buraya da B açısı diyelim. Sonra bakın burada bir paralel kenar var. X ise burası da X, Y ise burası da Y. Bakın bu kenar ne çıktı? X artı Y. İşte bu ikisinin toplamını ispatlamış olduk. Bunların da ikiz kenar olduklarını söylemiş olduk böylelikle. Evet, geldik bu soruya. Bakın ikiz kenar demiştik. 3 ise burası 3, 4 ise burası 4. 3 ise paralel kenardan 3, 4 ise paralel kenardan 4. Bakınız bir kenar 7 çıktı. Zaten kuralda ne diyordu? Bu ikisinin toplamı ikiz kenarlardan birine eşit diyordu. 7'yi paketledim. Evet, iki tane de pratik çözümümüz var dostlarım. Bu güzel bir kuraldır da şu önemli ama bunu çok da bilmeseniz de olur. Bazı bir tane sorusu var zaten, çıkarsa kitaplarda karşınıza çıkar. Burada da dostum eğer ikiz kenar üçgenin içinden inen tabana indirdiğin herhangi bir salak doğru, yani sıfatı yok, salak bir doğru, yükseklik değil, kenar ortay değil, bunu gördüğünde diyor ki işte x'in karesi şuna eşittir diyor. Kolların çarpımı, yani ikiz kenarların çarpımı a çarpı a, yani a kare, eksi ayakların çarpımı b çarpı c diyor dostlarım. Bunu daha çok biz eğer ki tabanımız, şu taban uzunluğu tek bir sayıysa bu yöntem çok işe yarıyor. Ama çift bir sayıysa, yani sen buradan diklik indirdiğinde ikiye bölünen, tabanı ikiye bölecek ya kayı kuralı gereği, ikiye bölünen bir sayı çıkıyorsa diyor bu pratiğe çok da gerek yok. Burada da büyük bir üçgenin içine bir tane ikiz kenar üçgen göreceksiniz. Diyor ki işte eğer direkt sorusu bunun şu, DC ile DB çarpımını görürsen diyor, sorarsa ya da bunu vermişse cevap B kareden A kareyi çıkart diyor. İkisini de normalde ikiz kenarı görünce tabana diklik indir önce diyorduk ya. Bu tabana diklik indirip bir Pisagor buradan, bir Pisagor büyükten yapıp çözebiliriz dostlarım. Evet, hemen bir soru var bakın burada. Şimdi tabanım toplamda 12 ya. 12 görüyorsunuz, çift bir sayı. Ben bunu tabana diklik indirerek çözebilirim diyorum. İndirdim dikliği. Bakın bu diklik ne yapacak? Kayı kuralı gereği burayı 2'ye bölecek. 12'yi 2'ye bölerse 6 burası, 3 de buraya kaldı. Bakın burada da bir Pisagor çakıyorum ilk önce. 3 kök 6'nın karesi 9 çarpı 6'dan 54. 3'ün karesi 9'u çıkarttım. 54'ten 9 çıkınca 45. Buraya 3 kök 5 kaldı. 9 çarpı 5'ten. Bir Pisagor da buradan yapıyorum. X kare eşittir 3 kök 5'in karesi 45. 6'nın karesi 36 diyorum. X kare eşittir 81. X'i 9 buluyorum. Normalde böyle yapıyorum. Ama biz gelin bir de pratik yöntemimizi madem öğrendik, bir de pratikle de yapalım bunu. Hani pratikte işe yarıyor arkadaşlarım. Onu da görün istedim en azından. Pratik bu soruda mesela, hani uzun uzun yaptık ama pratikle biraz daha kısa yapabiliriz. Şimdi neydi kural? Ortadakinin karesi 3 kök 6'nın karesi 9 çarpı 6'dan 54 eşittir.
kolların kareleri çarpımı yani x kare, kolların çarpımı eksi, ayakların çarpımı 27 dedim. Hemen 27'yi bu tarafa attık. 54'ten 27 çıktı. Yine 27 kaldı. Ne oldu? Bir yerde bir yanlışlık yaptım ben herhalde ya. 9 kere 3, 27 değil mi? 3 kök 6'nın karesi 9 çarpı 6'dan 54. Evet. 9 kere 3, 27. Bu tarafa atınca ne yapıyor? 54 ben çıkartıyorum ya. Niye çıkartıyorsam. 81 yapıyor. X kare, x eşittir 9 yapıyor. Evet, benim gibi şaşırmazsanız, aptallaşmazsak arkadaşlarım, çıkartma değil de toplama yapacağınızı görürseniz bunu bu tarafa atınca pratik olduğunu görüyorsunuz. X'imiz 9 çıktı. Hadi bakalım bir soru daha. Evet, BD, DC'nin 2 katıymış. Şuraya K dersem burası 2K. Bakın bunu normal yolla yaparsanız, hani diklik indirip de çözerseniz belki biraz uzun sürebilir. Biz pratik yapalım. 6'nın karesi 36 eşittir. Kolların çarpımı 8 çarpı 8 64 eksi 2K ile K'nın çarpımı 2K kare. Hadi gel bunu buraya, bunu buraya atalım. 2K kare eşittir. 64'ten 36 çıkınca galiba 28 kalıyor değil mi? 58, 64 doğru. K kare eşittir 14. K eşittir kök 14. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. Yani 2K'yı 2 kök 14 dedim. Evet, bir tane daha varmış. BD ile, bak işte bu da ikinci pratik yol. Şöyle çarpımları nedir diye soruyor. Pratik, hemen bunun karesi eksi bunun karesi. Yani 121 eksi 49'dur bu sorunun cevabı. 11'den 9 çıktı 2. 11'den 4 çıktı 7. 72. Ama sen uzun yolla yapacaksan, bak buradan aşağı bir diklik indireceksin. Burayı ikiye böldü. A, A. Şuraya da B diyelim. Şimdi buna da H diyelim diyeceğim. Bir Pisagor buradan. 49 eşittir H kare artı A kare. Bir Pisagor şuradan yapacaksın. 11'in karesi 121 eşittir B artı A'nın karesi artı H kare diyeceksin. Sonra bunları birbirinden çıkarınca H kareler gidiyor. 121'den 49 çıkınca 72 eşittir B artı A'nın karesi eksi A kare geliyor. Şimdi bunu da açınca zaten BD çarpı BC olduğunu fark ediyorsun. Yani B çarpı B artı 2A geliyor buradan. B çarpı B artı 2A, yani istenilen şey geldiğini fark ediyorsun ama uzatmış oluyorsun kardeşim. Pratik aklına gelirse tabii ki daha kolay çözersin. Evet, bir tane daha yapmışız. AD'yi soruyor X'i. Seçenek sizin arkadaşlarım. Tabanımız 11 ile 5'in toplamı 16. Çift sayı. 2'ye bölünebilen bir sayıdır taban. Dolayısıyla istediğini yapabilirsin. Yukarıdan aşağı diklik indirerek de çözebilirsin. Ya da hocam x kare eşittir, pratik yapacağım. 10 ile 10'un çarpımı 100 eksi 11 ile 5'in çarpımı 55 deyip x kare eşittir 45, x eşittir 3 kök 5'i böyle de bulabilirsin dostum. Seçim senin. Evet, klasik soru tarzlarına gelmişiz dostlar. Biraz da buradan çözelim bakalım, soru neler var görelim. Evet, eşit açılarımız var. Çok klasik bir sorusu yine ikizkenar üçgenin dostlar. Şöyle yapacaksınız. Eşit açılara A A, diğerlerine de B B diyorum. Bakın şu A ile şu B'nin toplamı iki iç bir dışı eşitten, burası da A artı B. Yani şu açı da A artı B geldi. Bakın şurası da, burası da A artı B çıktı. İşte ikizkenar olduğunu fark ettim. O halde burası 24 ise X de 24 olacak dedim. Evet, şuna bakalım. Yukarıdan aşağı bir yükseklik aynı zamanda kenar ortay olmuş. O halde açı ortay da olacak. İkiz kenar olacak. Burası 5 ise buraya da 5 kalacak diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Bizden de BE bölü BD'yi istiyor. Bakın dostlar, şu adamın açı ortay olmasından faydalanacağım. Hatırlayın, açı ortay içinde demiştik, insan vücuduna benzettik. Kafa, kol, ayak vardı açıortayın. Kolların oranı 5'e 3 ise ayakların oranı da 5K'ya 3K olacak demiştik. Ve BE 5K, BD 8K çıktı. Cevap 5 bölü 8 geldi oran. Hemen buna bakalım. Bakın şurada bir ikiz kenar var. Tabana diklik indireceğim. BD 6, yukarıda verilenlere göre AC nedir diye soruyor. Evet, 5, 5, 5, 5'i gördük. Şimdi şuradan aşağı dikliğimizi biz indirelim. Bir başlayalım bakalım. 3. 3 diye 2'ye bölsün burayı. Başka neler görebiliriz? Şimdi şuraya 5 ise
burası da 5, bu da 5 oldu diyelim. Şurada bir 3, 4, 5 üçgenim var. Buraya 4 diyelim. Şuraya baktığınızda da dostlarım 4, burası 8, biri diğerinin 2 katıysa Emrah hocamın hatırı için ezberlemiştim. Hipotenüs 4 kök 5'i yapıştırdım. Evet, yine çok klasik bir soru tarzı. Bakın açıortay gelmiş, dikleşmiş. Hemen bunun önünü kestim. Dedim ki kenarortay da olacak, ikiz kenarda olacak. Yani şurası da x oldu. O halde burası 15 eksi x geldi. Şimdi şu ED'ye kitlenin dostlar. Bakın Denizli'de 2'ye bölmüş. Edirne'de de biz böldürdük kayı kuralından. Demek ki bu 4 orta taban, şurası 8 oldu. 15'ten kaç çıkınca 8 kaldı? 7. Evet, yine çok meşhur her soru bankasında olan bir soru tarzı. Bakın AB ile AC eşitmiş, ikizkenar üçgenmiş bu. Şuradan ikizkenarlardan birini dışarıya doğru uzatıp bir diklik indirmiş. Bakın neler yapıyorum. Önce şu ikizkenar üçgense bunlara biz bir AA diyelim. Şimdi şurada A var, 90 var. Şu açıya B yazacağım. B'nin ters açısına da B diyeceğim kardeşlerim. Şimdi şuraya gelelim. Şu üçgeni görün dostlar. Denizli, Bursa, Hatay. Bak bu da bir dik üçgen, bir açısı A. O zaman üçüncü açısı mecbur B oldu mu dostlarım? Peki burası da B, B. Bak ne çıktı? İkizkenar üçgen çıktı. İşte bu soruda marifet oradaki ikizkenarı yakalamaktı dostlarım. Bundan sonrası çocuk oyuncağı. Şuradan tabana bir diklik indiriyorum. İkizkenar olduğu için tabanı ikiye bölecek. 3, 3 diyorum. Ve şuradaki dik dörtgenden de 3 ile 4'ün toplamı 7'dir. Cevabım 7 geldi diyorum. Evet, geldik yeni nesil sorulara. Burada duralım arkadaşlarım. Yeni nesil soruları da bir sonraki videomuzda çözelim. Bunu da iki parçada çözelim. Çünkü gerçekten birazdan zil mi çalacak? Evet, 4 dakikamız var. Zil çalacak. Burada durmuş olalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım.